İki gözümün çiçekleri nerede kaldık? Mayoz bölünme, hücre bölünmesinde sonuna doğru geliyoruz sevgili arkadaşlar. Sabrın için sana çok teşekkür ederim. O zaman mayoz bölünme gelsin. Canlarım, eşeyle üreyen canlılar da gametlerin oluşumunu sağlar. Bakın buranın nihai amacı gamet oluşumunu sağlayabilmek, gamet üretebilmektir. Gamet dediğimiz şey en kromozom takımına sahip olan yapıdır. Ve Mitoza nazaran mayoz iken yani diploid canlı gruplarında görülür. Bakın diploid canlılarda olan bir süreçtir. Ve buranın amacı kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamaktır sevgili arkadaşlar. Bakın burası çok 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 önemli. Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamak. Öbüründe ense en, ikense iken, üçense üçen. Her canlı grubu baktığımızda mitoza yakın oluyor, ama geçirebiliyor. Mayoz öyle değil. Kanka, mayoz geçirmek istiyorsan diploit olmalısın diyor. Önemli durum burası sevgili arkadaşlar. Şimdi mayozu şöyle bir bakıyoruz. İken, mayoz en o. Kromozom sayısı hoca yarıya inmiş. Ve bu döllenme işe yürüyen yani canlarda döllenme ile birlikte. Bak döllenme ile birlikte diyor bu cümleye dikkat. Kromozom sayısının nesilden nesile sabit kalmasını sağlamak. Hocam burada kromozom sayısı yarıya iner diyorsun. Burada kromozom sayısı nesilden nesile sabit kalır diyorsun. Şimdi ben hangisine inanacağım dostum? Bak burada amaç kromozom sayısını yarıya indirmek. Evet ama döllenme ile birlikte de o kromozom sayısını tekrardan eski haline getirmek olayı bu. O zaman hocam bunu bana böyle bir görselle çizerek anlatır mısın? Sana kurban olsun. Hemen ekstradan sayfa açıyorum. Evet canlar, geldim. Heh. Hadi bakalım. Şimdi sürecimizi yazarak, çizerek anlatmaya başlayalım. Kolları sıvadım sevgili arkadaşlar. Öncelikle annede yumurta ana hücresi var. kanka. Sonra babada da sperm ana hücresi. Anaları gördüğümüz yerde o canlıya diploid diyecektik hocam. Yemin ederim harikasın. Yani burası iken yapıya sahip. Çünkü burada ana var. Dikkat. Burası iken. Eşe ana hücreleri bunlar. Eşe ana hücresi mayoz geçirebilir. Dikkat ediyorsunuz bu kısma. Ve canoşkiler geliyorum. Bunları mayoz sürecine soktum. Mayoz sürecine girdi eşe ana hücreleri. Ve en yumurta hücresi ve en sperm hücresini oluşturdum. Analar fıçık atıldı. Buraya yazıyorum. Burası yumurta hücresi. Aslında bunun diğer adı da ne? Gamet. Şurası da kanka sperm an ana değil tabii ki sperm hücresi. Burası da gamet. İşte bakın sevgili arkadaşlar biz artık bu süreçleri neyle sağladık? Vallahi hocam nur topu gibi şu alanlarda mayoz gerçekleşerek olayı halletmiş olduk. Tamam. Şimdi canlarım mayoza kromozom sayısını yarıya indirdin mi? Mayoz amacına ulaştı mı? Bundan sonraki süreç döllenmenin olayı anamızın yumurtası ile babamızın spermi birleştiği zaman hop sen ben benim senin hikayen yani iken canlılarız bizim adımız artık zigot. <laughs> Aa, bu sen ya da ben kanka hepimizin hikayesi dünyaya geliş olayımız ve bu zigot döllenme sonucu oluştu. Döllenme sonucu kromozom sayısı yine 2N vardı mı? Elbette. Nesiller boyu bu kromozom sayısını Sabit olarak tuttum mu? Elbette. Şimdi bunun matematiksel durumuna bakalım. Anne 46, baba 46. Yumurta ana hücresi 46 kromozom. Sperm ana hücresi 46 kromozom. Bunlar mayoz bölünme geçirdikleri zaman 23 yumurta hücresi, 23 sperm hücresi yani gametler oluşur ve bunlar döllenme sonrası 23 buradan gelir, 23 de buradan gelir. Toplamda 46 kromozomlu sen ben bireyler ine diye nur topu gibi meydana gelmiş oluruz. 46 mı kanka? 46 mı? 46 mı? Döllenme ile nesiller boyu sabit sağlayan ya da kalmasını sağlayan alan oluşturdu. Şuranın sevgili arkadaşlar olayı işte şu iki cümleyi çok net bir şekilde bize anlatmış oluyor. Ezberden uzak bir öğretim modeliyle devam ediyoruz. Sıra geldik sevgili arkadaşlar şu kısma. Şimdi bizim sürecimize bakalım. Diyelim ki ikiğiniz zigotus. Büyüdük, geliştik, erişkin bir birey olduk. Bu alana kadar vücudumuzda mitoz bölünmeler gerçekleşir. Sonra biz eşey ana hücrelerimizde mayozu görmeye başladık. Büyüdük, erişkin olduk. Gönlümüzü birine kaptırdık ve evlendik. Evlendiğimiz zaman çocuğumuz olsun istedik. Ne oldu? Yumurta ana hücresi ise mayoz bölünme geçirerek sevgiler arkadaşım. Ne oldun? E, 23 yumurta hücresini oluşturdum. Sperman hücresi isem 23 sperm hücresini oluşturdum. Mayozda kromozom sayısını 2 enden ene düşürdüm bakın bu süreç içerisinde. Geldim devam ettim. Sonra e, çiftleşme, döllenme sonrası en benden en de karşı cinsten geldi. Dönlenme ile beraber tekrardan hop zigot elde ettim. Ve bu zigot mitoz bölünmeler geçirerek büyüyüp gelişerek yeni birey oluşacak. Bu reaksiyonun aynısı burada yine devam edecek. Yine böyle olacak. Sonra aşağı inecek sevgili arkadaşlar. Mayoz bölünme ile beraber. Sonra döllenme olacak. Sonra tekrardan mitoz olacak. Bakın bu böyle devam eden bir reaksiyonu oluşturmuş olacak. iki gözümün çiçekleri. Güzel. Devam edelim. Şu alana geldik. Bakın size şurada anlattığım kısmı burada da çok net bir şekilde görüyorsunuz. Spermano hücresi, iken mayoz bölünme, yumurta hücresini gameti oluşturdu. Spermano hücresi iken mayoz bölünmeyle en kromozom sayısı yarı sperm hücresini oluşturdu. Fıçık fıçık. Birleştir kanka şu alanları hemen. Fıçık fıçık. Şuraya iken dedin. Alsana zigot dedin. Nesiller buydu. Iken yapıyı korumuş olduk sevgili arkadaşlar. Ve Kıymetli arkadaşlarım, her mayoz bölünme sonucunda aslında 4 yeni hücre oluşur. Burada da yine aynı şekilde 4 yeni hücre oluşur ve oluşan buradaki yapıların kalısal özellikleri farklı olur. Kalısal yapısı değişmiştir ama mitozda öyle miydi? Hayır, 2 yeni hücre oluşuyordu ana canıyla birebir benzer yapılar oluşmuş oluyordu iki gözümün çiçekleri. Peki, mayozda çeşitlilik neyle sağlanıyor hocam? Kesinlikle orada crossover vardır. Crossover parça değişimi. Hocam kalıtsal çeşitliliği bence o sağlıyor dersen bıçağı yersin. Her mayozda kalıtsal çeşitlilik için crossover gerçekleşmek zorunda değil ki. Bir olay var ki her mayozda oluyor. O da nedir? Homolog kromozomların rastgele dizilip ayrılması kanka. Homolog kromozomlar kafasına göre hareket ederek oradaki kalıtsal bilginin değişmesini sağlıyor her mayozda bu istisnasız gerçekleşiyor. Ama crossing over bazen profazda olabiliyor, olmaya da biliyor mayoz birin profaz birinde. İşte bunun detaylarını bir sonraki videoda evreler kısmında seninle detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağım. Homolog kromozomların yani anneden ve babadan gelen eşlenmiş kromozom takımlarından bahsediyoruz. Bakın bunlar homolog kromozomlar. Şunlar anneden aldığımız, bunlar babadan aldığımız. İşte bunlar başka bir yere, buraya başka bir yere gittiği zaman rastgele dizilip ayrıldığında her mayozda olur ve bu da kalıtsal çeşitliliği. Her mayozla, her mayozla sağlar hocam. Tamam mıyız canuşkiler? Bakın bu çok çok önemli. Ama bu crossing over yani parça değişimi her mayozda olmak zorunda değildir iki gözümün çiçekleri. Evet. Nasıl arada doğu şivesi yapıyorum? Çünkü Gaziantep'teyim sevgili arkadaşlar. Yani mesela biz crossing over'a crossing over diyoruz. G ile konuşuyoruz. Ve birçok ülkemin yerinde, e, şehrinde K harfini hep G harfi olarak kullanıyoruz. Ne yazık ki hepimiz İstanbul Türkçesi ile konuşamıyoruz sevgili arkadaşlar. Doğduğun yer kaderindir. <laughs> Şimdi bakalım canlı ilişkiler devam edelim. Şöyle Mayaz'ın tablosuna baktı. Abo hocam bu ne? <laughs> Canlarım mitozdan çok daha farklı bir grafik görmekteyiz. Orada mesela mitozda tek safhada olayı bitiriyorduk. İp matsımız vardı. İnterfaz, profaz, metafaz, Telofaz, sitokinez. Bu hücre döngüsüydü. Mitotik evre kısmı karyokinez ve sitokinezin olduğu alanda. Karyokinezde profaz, metafaz, anafaz, telofaz aynı zamanda da sitokinez vardı. Karyokinez artı sitokinez mitotik evrenin olduğu kısmı interfazı hazırlık evresiydi. O mitoz bölünme demek değildi. Orada tek safhada işi bitiriyorduk. Ama hocam şöyle bir bak bakalım. Burada karyokinez desen var. Stokinez desen var. Hem de her birinden sevgili arkadaşlar ikişer tane olduğunu görüyorum Mayoz 1 ve mayoz 2 sürecini görüyorum hocam. Ve başta da hazırlık evresini görmekteyim. Hazırlık evresi kıymetli arkadaşlarım DNA'nın eşlendiği evre. ATP sentezinin, protein sentezinin, enzim sentezinin, birçok reaksiyonun, organellerin sayısının iki katına çıktığı alan ve burası her canlı grubunda interfaz evresi e, belirli bir standartlar ölçüsünde ilerliyor. Mayozda da baktığınızda aynı şeyler oluyor. Mitozda da benzer şeylerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve buraya yazıyorum. DNA replikasyonu yani eşlenmesi. Burası zaten hocam mitoza benzer alandır demeliyim. Tamam Bakın burası mitoza benzer alanı ifade ediyor. İki gözümün çiçekleri şu alana bakıyor. Mayoz 1 ve mayoz 2'yi değerlendirdiğim zaman. He. hocam mayoz 1'den mayoz 2'ye geçerken şu arada interfaz olsa güzel olmaz mıydı? Yoksa yazmayı mı unuttunuz hocam? Tabii ki de olmaz. Sen DNA'yı bir kere eşlemişsin kanka. Bir daha eşleyip niye 4 tane DNA yapıyorsun? İşimiz ne? Ne yapacağız o 4 tane DNA'ya baktığın zaman? Böyle bir durum söz konusu değil. Mayoz 1'den mayoz 2'ye geçerken stokinez bölünmesinin sonunda hemen profaz 1 başlar sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu ya da şöyle ifade edeyim. Yani bunlar hani hep böyle bıçak sırtı gibi birbirinden ayrılmış şeyler değildir demiştim size. Ee, çok kısa bir süre sevgili arkadaşlar artık dakika olarak ne kadardır inanamıyorum ama çok kısa bir sürede sadece varsa sentrozom organeli eşlenir. Kısa bu olur ama biz buna interfaz diyemiyoruz çünkü DNA işlenmesi olmadığından dolayı interfaz diyemiyoruz sadece çok kısa sevgili arkadaşlar sentrozom organeli bu alanda eşlenir eşlenir eşlenmez stokinezin sonu profaz 2'nin başı şeklinde ilerleyen bir süreç oluyor. Yine aynı profaz metafaz anafaz telefaz profaz metafaz anafaz telefaz bölünme adı değişmiyor. Sadece burası karyokinez 1 ise burası profaz 1. Burası karyokinez 2 ise burası profaz 2 oluyor. Tek farklılık bu. Ve kıymetli arkadaşlarım ee, burada 2 karyokinez 2 stokinez oluyor. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve şurası çok önemli. Ayırıyorum şu alanı bakın. Geliyorum şu alanı şöyle ayırdım. Canoşkiler burada homolog kromozomlar ayrılırken burada iki gözümün çiçekleri Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Peki mitozda biz homolog kromozomları mı ayırıyorduk? Kardeş kromatitlerimi. Aferin sana. Biz mitozda kardeş kromatitleri ay ayırdığımız için burası mitoza benzer özelliklerin olduğu yerdir kanka. Tamam mı? Bak burası çok önemli. Ama homolog kromozom ayrımını görüyorsanız Hemen eliniz neye gitmeli? Mayoz 1'e gitmeli. Ve bu ayrımlar genelde anafaz safhalarında olacak sevgili arkadaşlar. Ve mitozun da anafazında kardeş kromatitler ayrılıyordu. Mayoz 2'nin anafaz ikisinde de kardeş kromatitler ayrılıyor. Bundan dolayı mayoz 2 mitoza benzerken mayoz 1'in anafaz 1'inde homolog kromozomlar ayrıldığı için sevgili arkadaşlar bu farklı bir reaksiyonu gösteriyor ve farklılığı oluşturan alan oluyor. Kromozom sayısı ise sevgili arkadaşlar bu alanda yarıya inmiş olacak ve Diğer tarafta ise son aşamaya baktığımızda, bakın tekrar ediyorum yine, son aşamaya baktığınızda kromozom sayısı değişmeyecek. Burada yarıya inmiş haldeyken, yani iki endeyken en oluyor ya, burada da yine en olarak devam edecek. Ama içeride bazı reaksiyonlarda farklılıklar olacak. Bunları bir sonraki videomuzda evreler kısmında bahsedeceğim. Hocam şöyle genel tabloya baktığımda, sen vallahi dedin ki burası mitoza benzer. Hocam burası da mitoza benzer dedin. E hocam geriye ne kaldı ki? Şu alan. Zaten tamamıyla buraya yoğunlaşacağız. Burada ve şurada anlattığım şeyler mitozla birebir. Zaten bunları öğrenerek geldin. Farklı olan kısım burası olacak ve bunu da sevgili arkadaşlar sizinle birlikte çok detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Sadece interfaz evresinden hemen bahsetmek istiyorum. Zaten söylemiştim. DNA replikasyonu yani DNA'nın işlenmesi yine burada aynı şekilde olacak. Her kromozom genetik olarak yapı olarak iki kromatitli halde. Yani biz burada kromozom yapıyı zaten görmüyorduk. Mitozda da öyleydi. İpliksi bir yapı vardı hatırlayın. Şekillerin üzerine çok fazla yoğunlaşmıştım. Lütfen aklımı yemeyin arkadaşlar. Hatırlayın o alanı. Ve şöyle bir durum söz konusu. Burada kromatit yapıyı görüyorsunuz. Ve kromatit yapılar, kardeş kromatitler şu şekilde sevgili arkadaşlar yavaş yavaş sentromer bölgelerinden birbirine bağlanıyorlar. Hareketlerini sağlayabilmek adına ve sentrozomlar varsa eşleniyor. Çünkü sentrozom eşlenmeli ki iyi iplikleri oluşsun. İyi iplikleri gitsin. Kromozomların kinetokorlarına bağlansın ve kromozomların hareketini sağlasın kanka. Bak bunlar hepsi inanılmaz bir organizasyon ve düz den içerisinde ilerliyor. Ve kıymetli arkadaşlarım burada yine büyüme, RNA sentezi, protein sentezi, ATP sentezi, al benden sana bir madde daha. Hatta bir tane daha vereyim canın sağ olsun. Enzim sentezi gibi birçok olaylar bu alanda gelişerek ilerleyen bir yapıya sahip oluyor sevgili arkadaşlarım. Yine gerçekleşen reaksiyonlar mitozamenzer şekilde ilerliyor diyebiliriz iki gözümün çiçekleri. Vallahi harikasınız sabırla ve sükunetle mayozun özelliklerini bu videoda öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda mayozun evrelerini detaylı bir şekilde öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Öğretmek için sabırsızlanıyorum sevgili arkadaşlar. Evlenerek biyoloji öğrenmek mümkün annem. Bir sonraki videoda görüşürüz.